test sürüşünü ilk kez yaptığı Marmaray Demiryolu Boğaz Tüp geçişi konut fiyatlarını etkiledi. Sektör temsilcilerine göre projenin testi bile fiyatları %30 yukarı çekti. Marmaray ve İstanbul'daki ulaşım projelerinin gayrimenkul sektörüne etkilerine bakacağız. Arkadaşımız Okan Can, Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya ile gelişmeleri değerlendirecek. Okan, sözü size bırakıyoruz. Evet, Marmaray'da test sürüşleri başladı. Şimdi bu konuyu değerlendirmek üzere yanımızda Dumankaya Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya var. Özellikle konut sektörüne olan etkilerini konuşacağız. Uğur Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uğur Bey, test sürüşleri başladı. Evet. Bundan sonrası için ilk önce konut sektörü ve gayrimenkul sektörü bunlar nasıl etkilenecek? Tabii Marmaray'ın etkileri sadece konut sektörü açısından değil, Türkiye ve İstanbul'a büyük etkisi var. Başbakanımızın dediği gibi asırların projesi, Avrupa ile Asya birbirine bağlanıyor. Metro, Levent'ten gelen metro ile Kadıköy'den, Anadolu'daki Kadıköy'den gelen metro birbirine bağlanıyor. Tren yolları olarak gözüken hızlı trenle beraber bağlanıyor. İstanbullular artık raylı sisteme daha fazlasıyla alışıyor, adapte oluyor. Yani iki yaka birbiriyle bağlanıyor. Bunun hem İstanbulluların yaşamı açısından çok farklı noktalara getireceğini hem de bölgesel olarak bunun geçtiği bölgede değer katacağını düşünüyoruz. Özellikle bunun geçeceği Anadolu yakasında Üsküdar, ki bunun merkezi oluyor, transfer merkezi oluyor. Üsküdar'dan sonra Gebze'ye kadarki olan bir hat var. Avrupa yakasında kendi içerisinde tabii ki Pendik ve Kartal açısında da var. Avrupa yakasından baktığımızda Halkalı, Yenikapı, Sirkeci gibi olan hususlar. Bostancı ve Bakırköy gibi normal şartlarda birbirine çok uzak olan iki mevkinin 37 dakika gibi düşmesi, Üsküdar'la Sirkeci arasının 4 dakika düşmesi birçok yerde bazen bölgeleri geliştirecek, bazı açıdan da bakıldığında ofisler ve konutlar açısından da çok önemli değerler katacak. Özellikle ofis alanlarının çok daha değerleneceğini öngörüyoruz. Özellikle de metroya yakın alanlarda çok çok daha değerleneceğini düşünüyoruz. Bu gayrimenkul sektörü açısından da çok olumlu bir gelişme. Daha öncesi İstanbul halkı için olumlu bir gelişme. Çevresel açıdan da aslında çok önemli. Yani sürdürülebilirlik açısından elektrikli bir sistemle çalışacak. Boğaz köprüleri gibi çevresel bir noktada problemler oluşmayacak. Bu da karbon salınımı açısından da daha az karbon salınımı olacak. Yani birçok açıdan müthiş bir proje. Yani bu bizi 4 senedir beklediğimiz, hayal ettiğimiz bir şey. Bu şu anda gerçekleşiyor. Bundan gerçekten çok gurur duyuyoruz İstanbul'da olarak. Peki Marmaray'ın geçtiği yerlerde konut fiyatları, ofis fiyatları ne kadar bir artış bekleniyor? Önce beklentiyi satın alma açısından artış olur. Yani direkt o bölgelere geçen ve hatta oraya yakın olan duraklarda artışlar olur. Bu %25-30 civarında olur. Daha sonra bu kullanım alışkanlığı artıp insanlar ve ofisler arasındaki farklı değişimler. Çünkü burada şimdi iki yakanın iş gücü yoğunluğu veya kullanımı da değişebilir. Turizm açısından da değişebilir. Bunları bekleyip göreceğiz. Bunlara paralel bir şekilde çok daha yoğun bir şekilde artışlar olabilir. Bazı bölgelerin belki fiyatı düşebilir. Avrupa yakasındaki olan tarafın, Anadolu yakasındaki olan tarafların fiyatları çok daha fazla artabilir. %30 bir beklenti var. Bu beklenti doğru bir normal beklenti midir? Başlangıç için doğru. Beklendiği satın alma açısından doğru ama ileride çok daha fazla artabileceğini düşünüyoruz. Özellikle altını çiziyorum. Durağa yakın olan bölgeler ve burada yapılacak olan ofislerde, ofis olan arazilerde veya orada dönüştürülecek olan yerlerde çok daha artabilir. Özellikle Üsküdar tekrardan tarihsel önemine paralel bir şekilde yine stratejik bir konuma gelecek. Marmaray ve metroların ve hızlı trenlerin kesişim noktası haline geldiği için de Üsküdar özellikle çok farklı bir noktaya geleceğine inanıyoruz. En çok artışı Üsküdar mı bekliyorsunuz? Anadolu yakasında Üsküdar, ama şöyle düşünün, Gebze gibi İstanbul'un çok dışında olan bir metropol bile İstanbul'a bağlanabiliyor. Yani Gebze'den bir şeye inip 105 dakikada Bakırköy civarı, Halkalı civarına gelebiliyorsunuz. Bu eskiden feribotla sayarsak 180 dakikalık bir şey. Arada 80 dakikalık bir fark vardı. Yani şehirler arası bir yolculuk gibi olan şey neredeyse şehir aşını inebiliyor. Yani bu Gebze'nin de gelişeceğini, değdiği her yeri değerlendiren bir unsur gibi gözüküyor Marmaray. Gerçekten hükümetin son yıllarda yaptığı en önemli icraatlardan birinin
sonucu meyvelere alınacak bir sonuç. Bu açıdan dolayı da gerçekten ben bir İstanbullu, doğma bir İstanbullu olarak çok memnunum. Peki yine sektörden temsilci olarak baktığınızda iş alanı, iş bölgeleri ve ofis alanları değişime ihtimali var mıdır? Bunun kesinlikle böyle olacağına inanıyoruz. Çünkü hatta turizm açısından da bakıldığında bütün ağırlığı Avrupa yakası çekiyordu. Son senelerde yavaş yavaş Anadolu yakası da bir pay almaya başlıyordu. Şimdi bu bütün hatların birbiriyle birleşmesi ulaşımı çok çok daha kolaylaştıracak. Yani şimdi şuradan karşıya geçmek sadece 4 dakika. Yani artık ofisleri yapmak isteyenler sadece Avrupa yakasında yapayım diye düşünmeyecek. Yani Anadolu yakası da sanki bir Avrupa yakası gibi değerlenecek ve zannederim biraz Avrupa yakasının olan yoğunluğunu, meşguliyetini Anadolu yakasına doğru da geçirecek. Bu biz bir Anadolu yakasında yaşayan bir kişi olarak biz oradaki yaşamın sakinliğini çok daha seviyoruz ama zannederim onları artık biraz yavaş yavaş unutacağız. Yani iki tane birbirine eşdeğer İstanbul'la karşı karşıya kalacağız. Peki yine geçmişe baktığımızda İstanbul'da trend olan bölgeler var, pahalı olan bölgeler var, daha popüler olan. Bundan sonrası için bu değişkenlik gösterecek mi? Yeni yerler, yeni bölgeler daha trend, daha popüler olacak mı? Yani eski o bildiğimiz isimler değişiyor mu artık? Bazı yerler hala değerini korur ama gerçekten yeni trend yerler oluşabilir. Mesela şimdi Sancaktepe bölgesi, Çekmeköy bölgesi 2016 yılında metro tamamlanacak. Yani siz nereden çıkarsanız çıkın Sancaktepe bölgesine gelebileceksiniz. Yani şimdi burada yeni değerlenebilecek müthiş bir bölge oluşuyor. Kartal ileride kentsel dönüşümün en çok olabileceği, iş yaşamının gelebileceği bölgeler. Şu anda ulaşım açısından bakıldığında uzak gibi gözüktüğünden dolayı henüz daha istenilen seviyede büyük bir potansiyeli olmasına artamayan bölgeler var. Buralar raylı sistemlerin birbiriyle entegre olmasına paralel bir şekilde buraların da değeri artacak. Buralarda da nitelikli kalifiye iş gücü buraya gelmek isteyecek, buraya transfer olmak isteyecek. Bu noktada oranın sosyolojik olarak da o bölgenin ve demografisi de değişecek ve gerçekten yıldız yeni ilçelerle veya bölgelerle karşı karşıya kalacağız. Bu da aslında şey gibi, nasıl Türkiye'de sadece İstanbul'un olması Türkiye açısından çok dengesiz ve İstanbul'un çok çok değerli olması Türkiye açısından çok dengesiz bir durumsa, İstanbul'un içinde de bakıldığında birkaç bölgenin çok değerli ve çok merkezi ve çok talep görmesi diğer tarafların kıyıda köşede kalması noktasında kaldıracak ve bu Marmara Ray ile beraber yeni metro hatlarının daha devreye gireceğini ve İstanbul'da her açıdan ulaşımın çok daha rahat olup bölgeler arasındaki gelişmişlik, gelişememişlik veya gelişmişlik farkını ortadan kaldıracağına canı gönülden inanıyorum. Peki bir de bu Marmaray'dan sonra fiyatlarda bir şişiklik, bir fason bir fiyat oluşma ihtimali var mıdır? En başlangıçta belki biraz oluşabilir ama gayrimenkul geliştiricileri ve gerçekten Türkiye'de konut alan veya ofis alan yatırım için alan insanlar çok çok tecrübelendi. Buna çok fazlasıyla prim vereceğine ben inanmıyorum ama en başlangıçta biraz rantiye şeyi oynayabilir. Evet, yani o noktada ufak tefek de olsa olabilir diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Konut almak için doğru zaman mı? Ben tabii burada objektif olamıyorum. Bir gayrimenkul geliştiricisi olarak konut almak için inanılmaz olarak çok doğru bir zaman. Çünkü şu anda %1 KDV'li konutlar satılıyor. Ve yaz aylarındayız. Rekabet çok yoğun. Konut kredi faiz oranı daha henüz yükselmedi. Ve fiyatlar düşük. Kar marjları da düşük. Kar marjları da gayrimenkul geliştiricisinden düşük. Aslında insanların kitle etkisiyle hareket etmeyip gruptan ayrılıp bütün kalabalıkların yöneldiği yer. Yani fiyatlar arttığı zaman herkesin yaptığı zaman değil, herkesin hareket etmediği zamanlarda çok daha uygun fiyatlara alınabilir. Şu anda da gayrimenkul alım zamanı ileriki zamanda belki de yabancıların da çok daha büyük talep göstermesiyle beraber İstanbul'a. Çünkü İstanbul çok süratle değerlenen bir şehir. Çok büyük yatırımlar yapılıyor. Hem hükümet yapıyor hem kültürel anlamda, reklamsal anlamda birçok spor olimpiyatları, birçok şey de burada yapılmak istiyor. Özellikle Eylül ayında olimpiyatlar açıklanacak. İnşallah Türkiye kazanırsa. Ve Türkiye'de ve İstanbul'da konut çok değerlenecek. Ama bu kısa vadede değil. Orta vadede kaçırılmış hiçbir şey yok. Değerlenecek olan bir unsursa bu konut almak için doğru bir zaman olduğunu bana söylüyor.
Peki konut sayısı hangi boyuta ulaştı? Yani bir fazlalık var mıdır? Konutta şu anda biraz fazlalık var. Yani kısa dönemde de olsa bir fazlalık var. Arz biraz fazla. Ama İstanbul'un büyük bir konut deprem gerçeğini unutmayalım. Yani Türkiye'de 20 milyon konut var. Bunun 5 milyonu depremden önce, depremden sonra yapıldı. 15 milyon konutun 6,5 milyon konutu ne yazık ki depreme dayanıksız. Yani bütün çevremize şöyle bir bakalım. Hep eski konutlar, 30 senelik, 40 senelik konutlar, depremden önce yapılmış konutlar, hazır betonun olmadığı zamanlarda, nervürlü demirlerin olmadığı zamanlarda yapılan konutlar ve kentsel dönüşümün olması gereken yerler ve yani Türkiye'nin şu anda biraz fazlalık var ama deprem gerçeği düşünürsek müthiş bir konuta ihtiyacı var. Yani eğer onu iki açıdan düşünmek gerekiyor ama kısa vadede evet biraz arz fazlalığı var. İstanbul'da da var, Türkiye'de de var. Peki bu arz fazlalığını dolduracak bir potansiyel görüyor musunuz? Görüyorum. Yani bu Türkiye'nin gelişmişlik seviyesi her geçen gün arttıkça ve insanlar statülerini değiştirmek istediklerinde yatırım için riskli araçları onlara göre riskli. Yani pariteden tutun da borsaya kadar riskli araçları deyip de geleneksel yatırım aracı olarak gayrimenkulü gördüklerinde altının çok dengesiz bir seyir izleyip bazen çok yükselip çok hızlı düşmesinde gayrimenkul her zaman yatırım için çok önemli bir araç. Oturum açısından da bakıldığında insanlar deprem içindeki olan konutlarda, daha doğrusu canlı tabutlarda oturmak istemeyeceklerdir. Yani biz de 30 sene önce yaptığımız, 40 sene önce yapılan 50 senelik firmayız. Yani bu konutlarla ilgili bir garanti verebilme şansına sahip değiliz ki. O zamanın teknolojisi, o zamanın imkanları ve şartlarla yapılmış yerler, bunların hepsinin yenilenip tekrardan yapılması gerekiyor. Yani o açıdan bakıldığınızda İstanbul'da daha gayrimenkul yapımı için, potansiyeli için, satımı için çok uzun yıllar var daha potansiyelin bitmesi için. Uğur Bey, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, konumuz Uğur Dumankaya'ydı. Marmara Ray'ın gayrimenkul sektörünün etkilerini konuştuk, söz sizde. Okan Can'a ve Uğur Dumankaya'ya teşekkür ediyoruz. Azeri gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya...